Herkese merhabalar arkadaşlar. Soner Balık'ta kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bir levrek avına gidiyoruz. Yalnız trafik fazla. Yine her zamanki aynı meraya. Boru kurduyla avlanacağız arkadaşlar. Bu şekilde iki köstekli arkadaşlar. Ben genelde iki köstek yapıyorum. 3 numara iğne. Ben bu şekilde avlanıyorum. Birazdan meramızda görüşürüz arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Avlağımıza geldik. Oltamızı suya attık. Karşıdaki arkadaşlar top arkası silikon atçek yapıyorlar. Burada yemli. Ve burada da Ercan Akgül kardeşim gelmiş. Ercan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Çok şükür. Sen nasılsın? Efendim aynen. İyi, ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Abi bu akşam senin misafiriniz. Giresun'a geldik. İnşallah çok güzel. İnşallah devre gideceğiz. Levrek'te şansımız iyidir. Çok evet. Şükür Allah'a. Boru kurduyla. Buradan da inşallah boş gitmeyeceğiz. İnşallah. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Su çok güzel. Evet. Bu suda balık almamız lazım. İnşallah. Ama büyük konuşmamak lazım. Balık işi nasip işi, kısmet işi. İnşallah denk geldi. İnşallah. Geçen, sağ ol. Geçenlerde Erdal Güngör kardeşimle de bir av yaptık. Bayağı güzel bir avlar oldu. 6 tane balık aldık. İnşallah seninle de güzel av yaparız. Eyvallah. Ercan. Bu arada şunu da ifade edeyim. Arkadaşlar Soner abi Giresun'daki bir abimiz. Yine bizim mesleği yapıyor. Dolayısıyla ben kısaca şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bizi de takip eden arkadaşların Soner Balıklı diye Soner teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Eyvallah Ercan'ım, sağ olasın. Söylemesek olmuyor abi. Evet. Daha önce kendimi hiç yakıştıramıyordum. Hani şunu yapamıyordum abi. Kısa vaktini alacağım. Estağfurullah. Abone olur musun? O benim mizacıma uygun bir şekilde hiçbir zaman söyleyemedik ama. Evet, söylüyoruz. Biz söylüyoruz. Söylemedi ya da olmadığını gördük. Evet. Dolayısıyla bunu da söylemekte fayda teşekkür var. Teşekkür ediyorum. Zor bir iş değil. Arkadaşlar takip edin. Emek var. Gönül var. Dolayısıyla bilgi paylaşımı var. Çok güzel. Biz de burada çok bir şey beklemiyoruz. Maşallah. Şiir gibi konuştun Ercan'ım. Sağ olasın. Bu soğukta inan burada kimse durmaz. Bu evet. Gönül işi diyoruz. Aynen doğru. Rast gelsin bakalım. Rast gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet kardeşlerim. Şimdi Ercan kardeşim takım yapıyor. Şöyle. Evet Soner abi. Biraz önce seslendim ama duyamadım. Köstekleri bağlarken de görmeni istiyordum. Oh, şöyle sağ söyleyeyim. Kısaca, kaç numara aradım? Arkadaşlar bu 2 numara kanca. Kancaları genelde halkalı kullanıyorum. Halkalı kullanmamın sebebi sevgili arkadaşlar iri balık bastığında buradan sıyırmasın. Pala kesmesin evet. Diye. Evet, bu akşam 3 kanca dip oltayla beraber avlanacağım arkadaşlar. Bu bedenler kaç numara? 60 numara kullanıyorum. 60 numara. Ben bütün avlarımda 60 numara. Çok güzel. Çünkü kaçma şansı, koparma şansı hiç yok. Ya, değil mi? Denizden ne çıkacağını bilemiyorsun abi. Ben bunu bir tane gelir, adam gibi gelir, o da ince misin olur, kaçar. Aynen. Bu arada evet, Soner Bey'le de karıştırayım arkadaşlar. Soner Bey, Giresun'da iyi balık avı yapan bir abimiz. Estağfurullah, yapmaya çalışıyoruz. Abi, duyamadın ama kancaları bağladık. En azından köstek bağlarken buradasın. Evet. Hadi bakalım, köstek denizde takılma olasılığı çok zayıf. Kalktığı zaman suyun üzerinde yüzerek geliyor abi. Hmm. Bunun en büyük özelliği bu. Anladım. Tabii. Tabii şimdi bunlar bu hazır var değil mi burada? Ben sanki şeyde göremedim Giresun'da bunları. Abi Giresun'da biraz zordur. Ay doğru söylüyorsun. Giresun'da biraz Giresun'da zordur. Yok evet. Ordu'da var ama değil mi? Tabii Ordu'da var. Giresun'da biraz zordur. Şimdi buna şey biraz zor takılır abi. Ağırlık mı? Ağırlığı takmak biraz zordur. Bayağı marifet ister. Ordu'da şey yaparken gelirken bir gün getir bana şunlardan ya. Olur. İki tane olsa yeter bana. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Yaklaşık bu aralığı da bahsedeyim. Bir, iki karış, yukarıdan başlayacağız arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Parmak etrafımızı da döndürdük. Buradan aldık. Evet. Daha sonra şuraya oturtturduk. Alttan bir arkadaşlar. Üstten bir, iki. Bu şekilde yapmamızın sebebi kancamızın dibini ne yaptık? Sağlama aldık. Burayı da sağlama almamız gerekiyor. Alttan evet. Bir, üstten iki düğüm bastığımız zaman atmış olduğumuz düğümden sıyırma olasılığı çok daha düşük zayıf oluyor. Oluyor. İri balıklar için konuşuyoruz arkadaşlar. Hı. Tekrar bu arası aralıkta bir karış olacak arkadaşlar. Kuşun mesafesi sadece iki karış. Hı. Tekrar halkamızı oluşturduk. Kuş gözü dediğimiz yerden geçittirdik. Düğüme kadar oturtturduk. Şöyle kıt sesi. Daha sonra alttan bir. Evet arkadaşlar. Üstten bir. Üstte bir. İki. İki. Çok güzel. Daha sıyrılma şansı hiç evet, yok.
göğüs kamerasıyla çektiğim için arkadaşlar benim çekimimde bazen videoda kaymalar olabiliyor. Ondan dolayı özür diliyoruz. Şu şekilde. Bazen neyi çektiğimi bilemiyorum Soner abi. Öyle olur şey olur tabii ki. Çok aynen oluyor. Aynen. Allah'tan kameranın açısı geniş. Biraz daha o duruma düşmekten kendimizi kurtarıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Hızlıca bağlayalım. Evet. Bu akşamki takımımız sevgili takipçiler bu şekilde olacak. Üç kanca dip olta. Benim takipçilerim bunu biliyor. Genelde ben üç kanca dip olta ile alınıyorum. Evet. Hadi bakalım. İyi seyirler. Rastgele. Osman arkadaşımız, balıkçı arkadaşımız, dostumuz. O da şöyle güzel bir balık aldı. Yeni aldın herhalde Osman. Abi evet, 5 dakika oldu alalı. Eyvallah. 3 aksiyon yaşattı bana. Çok güzel. 4. de abi zımbayı yaptım ve aldım. İşte bu, aynen çok güzel. Rast gelsin. Sağ olasın güzel, sağ olasın evet. Abicim, sana da rast gelsin. Ortam güzel, hava güzel, çok su güzel. Çok güzel abi, seninle her şey güzel. Eyvallah, sağ olasın evet, Osman kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Var bir tane aldım. Sağ ol. Evet şu karda, şurada benim kamış duruyor. Sanki bir ince vurdu ona. Bir bakayım ben. Arkadaşlar görüşürüz. Osman ne aldın? Abi ilk defa burada marmun aldım. Evet çok, çok güzel de bir marmun. Boyutta güzel yani. Değil mi? Uzağa mı attım abi? Biraz uzak attın o zaman. Anladım. Evet. İlk kez burada marmun aldım abi. Öyle mi? Evet. Biraz ilerleri at, hep devamlı marmun alırsın. Tamam. Tamam abicim. Rast onun için gelsin. Yakına at. Sağ ol. Anladım, sağ ol. Tamam. Rast gelsin. Arkadaşlar, bundan da makineyi ve takımı tekrar tanıtayım size. Şu Almasıtar'ın 420 sörf kamışı, 50 ve 100 atarlı arkadaşlar. Şöyle üzerindeki 40'lık okuma Ceymar 9 bilyeli ve 0.18'lik ip misine 8 sarım. Şöyle aşağıda biraz dalga olduğu için ağırlığı arttırdım. Şöyle arkadaşlar, kösteklerimiz 3 numara iğne, bir tane de şurada arkadaşlar. Şöyle evet, şöyle arkadaşlar, boru kurdu da şu şekil. Böyle aşağı yukarı 1 metre 20 santim uzunluğunda yemli takım var arkadaşlar. Avlanma şeklimiz bu ve yakına atıyoruz. Hemen şu hizalar arkadaşlar, şu hizalar. Şu hizalar. Levrek çünkü yakında, uzakta değil. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, evet, canlı yayında, canlı yayında. Haydi bakayım, haydi bakayım, canlı yayında, haydi bakayım. Rast gelsin biraderim. Sağ ol tepik. Haydi bakalım ha, çiftledik, haydi bakalım ha. En güzel tek kancaya dönmek, değil mi? Bu da güzelmiş, bu da güzelmiş, maşallah. Bu da güzelmiş. Çok güzel, çok güzel. İlk nasibimiz arkadaşlar. Şimdi aldık. Çok da güzel. Ama gramı arttırdık arkadaşlar. Çok rüzgar olduğu için 100 grama çıkarttım ağırlığı.
şöyle güzel bir aldık. Arkadaşlar rast gelsin, görüşürüz. Şimdi aldık. Böyle güzel bir yavru bu da. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir şey. Şöyle iyiymiş arkadaşlar. Balık yakında. Görüşürüz. Rastgele. Evet, yine aldık. Kedi sulanıyor. Şöyle güzel bir boy. Şöyle alttan almış arkadaşlar. Güzel bir tane daha aldık arkadaşlar. Maşallah diyelim. Rastgele diyelim. Keyfini çıkartın arkadaşlar. Arkadaşlar su üstü rapalasıyla aldım. Gayet de güzel, bak güzel bir boy. Baktığımızda sargan geldi. Gördüğünüz gibi. Yandan yemiş. Arkadaşlar şöyle güzel bir levremiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir de şöyle güzel bir baba var. Şöyle iki. Şu var arkadaşlar. Üç. Bir tane de şöyle var. 4. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize. Oltası suda olan bütün hobidaşlarımıza rastgele. İyi akşamlar arkadaşlar.